Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'i. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü riyaz Salih'in dersinde içeceklerle ilgili, içecek kapları ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Hadis-i şeriflere geçmeden önce İmam Nebevi'nin konu başlığı olarak zikrettiği ifadeyi nakletmek istiyorum. Babu cevazi şurbi min cemi'il evani tahira. Bütün temiz kaplardan su içmek caizdir. Gayra zehbi vel fıdda altın ve gümüş kaplar hariç. Altın ve gümüş kaplardan su içmek haramdır. Erkek olsun, kadın olsun, zengin olsun, fakir olsun. Altın gümüş, altın ve gümüş kaplardan, gümüş bardaktan, altın bardaktan su içmek caiz değil. Ve cevazil kar'i ve huve مِنَ bil femi nehri ve Nehirden veya bir başka şeyden bir gayri ina ve elini kullanmaksızın herhangi bir bardak kap kullanmaksızın Böyle su içmek caizdir. Kaynağa şöyle ağzınızı verdiniz, doya doya içiyorsunuz. Ne elinizi kullanıyorsunuz, ne de herhangi bir bardak vesaire bir şey kullanıyorsunuz. Ve tahrimi isti'mal ienayiz zahabi vel fiddati fiş şurbi vel ekli ve't tahara. Temizlikte, yemede, içmede ve sair vücûh'il isti'mal. Diğer kullanım alanlarında altın ve gümüşün altın ve gümüş kaplarının kullanılması haramdır. Altın takılar kadınlar için caiz. Altın yüzük kadınlar için caiz. Altın bilezik kadınlar için caiz. Erkekler için caiz değil. Ama yeme içme kapları ve diğer malzemelerde altın ve gümüşün yasaklandığını görüyoruz. Bu gibi konularda biz önce Allah'ın emri, Resulü'nün emri bizim baştacımızdır. Ama sonra sebeplerini düşünürüz. Hikmetlerini düşünürüz. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin bunu haram kıldı diye düşünürüz. Kur'an-ı Kerim bize Kur'an ayetleri konusunda düşünmeyi emrediyor. اَفَلَا تَعَقِلُونَ Aklınızı kullanmaz, kullanmaz mısınız? ya يَعَقِلُونَ Onlar akletmezler mi? Aynı şekilde sünnet-i seniyyedeki incelikleri, letafeti, e, rikkati, hassasiyeti düşünmek durumundayız ulaştığımız bir takım sonuçlar olabilir. Ama sonuç itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kesin olarak bu konudaki hükmü budur deriz. Altın ve gümüş kaplar genellikle israf ekonomisinin ürünleridir. Hayatını israfa odaklayanlar, israfı hayatının vazgeçilmez şartı olarak görenler elbette diğer insanlardan farklı olacaklardır. Hani arabalı vapurlarda fiyatlar biraz normalleşince birinden öyle duymuştum. Ya bizim gibi elit bir elit tabakadan insanlar nasıl böyle sıradan insanlarla beraber aynı vapura aynı gemiye binerler. Kendisini kaymak tabakasında gören insanlar elbette bu farklılığı her zaman vurgulayacaklardır. Farklı ahlaki özellikleri olmayan, farklı ahlaki güzellikleri olmayan, hayır ve hasenatı olmayan insanlar maddi refah standardını sürekli gündeme getireceklerdir. Ya dün akşam bizim çocuk özel hastanenin altını üstüne getirdi. Yani orada özel hastaneye gittiğini vurgulayacak. E millet gidiyor artık özel hastanelere. Hayır. Milletin gidemediği yerlere gitmek. Milletin kullanamadığı şeyleri kullanmak. Onlar için bir farklılık oluyor. İşte Altın gümüş kap kullananlar da bu manada bir kibir, gurur veya enaniyete kapılabilirler. Sebeplerden biri bu olabilir. Altın ve gümüş bizzat hayatta değerlendirilmelidir. Altın ve gümüşü depo edenler, biriktirenler, toplumun istifadesine veya kendi sunmayanlar veya kendisi kullanmayanlar e, Kur'an-ı Kerim'de e, çok ağır bir şekilde e, cezalandırılacakları bel belirtilmiştir. An Enes'in radıyallahu anhu kal. Enes bin Malik anlatıyor. Hadaratı salah. Namaz vakti geldi. Fekkâme men kâne karîbeddâri ile ehlihi evi yakın olanlar ailelerine döndüler. Ve bakiye kavmin orada birkaç kişi kaldı. Ve ötiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi mihdabin min hicara peygamberimize taştan bir kap getirildi. Hani hamamlarda var ya evet fe sagural mihdabu en yebsuta fihi keffehu o kap dardı eli zorlukla girebilecek şekilde. فَتَوَضَّهَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ Orada bulunanların hepsi o küçük kaptan abdest aldılar. قَالُوا Dediler ki, kem كُنْتُمْ Kaç kişiydiniz? قَالْ ثَمَانِينَ ziyade, 80 küs küsür kişiydik. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir maddi, hissi mucizelerinden birine şahit oluyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizelerini ikiye ayırıyoruz. Bir, ebedi, daimi, kalıcı mucize. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hem lafzıyla, hem manasıyla, hem üslubuyla mucizül beyandır. Mucizedir. Taklit edilmesi, benzerinin getirilmesi mümkün değil. Bir de o güne ait maddi bir takım mucizeler, çaresizlik anında, sıkıntı anında, zorluk anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikram edilen mucizeler. İşte bunlardan biri de bu. Küçük bir kapta 80 küsür kişinin abdest alması. Taş kap. Herhangi bir büyü, sihir vesaire yok. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen bir mucize. Konumuzla ilgili noktası taş kaptan abdest almak, taş kabı kullanmak caizdir. هذه riayetül البخاري وبخاري Bukharın وفي ve له ولمسلم ve bir başka rivayetinde ve Müslüman riayetinde şöyle deniyor: Anne Nabiye Sallallahu Aleyhi sallam, Peygamberimiz bir başka riayetinde ve Müslüman riayetinde şöyle deniyor: Anne Nabiye Sallallahu Aleyhi bir başka riayetinde ve Müslüman riayetinde şöyle deniyor: ve Müslüman riayetinde ve bir kap getirildi. Favada asabi ahu fi parmaklar içine koydu. İçinde biraz su vardı. Kalenes fecal tundur ilel mai suya baktım diyor. Enes bin Malik yem bu min beyni asabihi sanki parmaklarından su kaynıyordu. Ve hazertu men tevadda abdest alanları tahmin ettim ma baina 70 ile 80 70 ile 80 kişi kadardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok mucizesine şahit oldular. Bu mucizeler onların imanlarını arttırdı, onların Cenabı Hakk'a ve Cenabı Peygamber'e bağlılıklarını arttırdı. En <laughs> Abdullah İbn Zeyd'in radıyallahu anhu قال: "Etenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize peygamberimiz geldi. Fakhrajna lehum ma'an fi tawrin min sufrin. Bakır kap içerisinde bir e, su çıkardık. Fe tevadda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Evlerimizde bakır tencereler vardı eskiden. Kalaylanır ve kullanılır. Bakır tencerelerin, bakır tabakların, bakır tasların, bakır kovaların kullanılmasında herhangi bir mahzur yok. İslam her konuda bir takım ölçüler, bir takım ilkeler ortaya koyuyor. İlkesi olmayan bir sistemden söz edemezsiniz. İslam bir hayat nizamıysa, İslam hem dinimizi hem dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatan bir hayat sistemi ise elbette ilkeleri, prensipleri, kanunları, emirleri ve yasakları olacaktır. Beşeri sistemlerden farklı olarak İslami emirler ya ilahidir ya nebevidir veya örfidir. Kur'an'a ve sünnete aykırı olmayan gelenekler İslam'da kabul edilmiştir. Bir takım milli kültür ve geleneklerden istifade etmemiz Kur'an ve sünnete muhalif olmadığı müddetçe gayet tabidir. İslam bir hayat nizamı. İslam nizamı ekonomik sistemiyle hukuk sistemiyle ceza sistemiyle eğitim sistemiyle yargı sistemiyle düşünce sistemiyle diğer bütün beşeri sistemlerden ayrılır. Çünkü ledünni ve rabbanidir. İlahi kaynaklıdır. Yanlış olması mümkün değil. Cihan şumuldür bütün cihanı kaplar. Zaman, zemin, mekan ve çağlar üstüdür. Bazı hükümler, bazı kararlar, bazı emirler, bazı yasaklar günümüz insanına, günümüz insan alışkanlıklarına ters gelebilir. Ama ölçü nefis değildir ölçü İslam'dır. Ana ölçü Kur'an'dır. Kur'ani ve nebevi emirlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklamak için gelmiş. Altın ve gümüşü depo edenler, altın ve gümüşü biriktirenler ayeti kerimesini sanki böyle açıklıyor Aleyhisselatü vesselam. Tarih boyunca Ekonominin merkezinde altın olmuştur. Zenginliğin ölçüsü altın olmuştur. Bir takım madeni paralar, sikkeler ve bir takım kağıt paralar belli bir müddet içerisinde değerli kağıtlar olarak kabul edilebilir. Ama altın çamura düşse de altın, altın yıkansa da altın, tarih boyunca altın bir iktisadi meta olarak vazgeçilmez bir meta olmuştur. Şimdi altının yastık altında biriktirilmesi, zekat denilen bir sosyal adalet vergisine tabi olmaktadır. Harcayacaksın. Sen ve toplum istifade edecek. Biriktirmeye başladığın zaman sonu yok. O parayı toplumdan uzaklaştırdığın için üzerinden bir sene geçtiği halde Hala harcamamışsan onun sosyal adalet vergisi yüzde iki buçuk vergiyi vereceksin. Kime? Allah'ın emrettiği kimselere. Yedi gruba. Dikkat edersiniz bu yedi grup hepsi kişidir. Müessese değil, kurum değil, hastaneye değil, hastaya vereceksiniz. Okula değil, öğrenciye vereceksiniz fakirhaneye, huzur evine değil, huzur evinde kalanlara vereceksiniz. Yani kişinin bizzat eline verilecek. Hem de gözünüz olmayacak. Tayyibeten bir nefsu. Gönül hoşluğuyla vereceksiniz. Kendi elinizle vereceksiniz. Ve devlet de e, zekat toplama hakkına sahip. Ama devlet de topladığı zekatı vergilere değil, yine o masarifu zekah denilen zekatın harcanacağı yerlere verecek. Birçok devlet var Afrika'da. Falan devletten söz ediliyor. Devlet zengin ama halk fakir. Halkın zenginleşmesi önemli. İslam toplumuna göre zekat, sadaka, sadakayı fıtır, vakıf, hayır bütün bunlar tatbik edildiği zaman İslam'ın ekonomik sisteminde bende 40 lira varsa sende 1 lira olacaktır. Aradaki fark bu. Ama şimdi öyle değil. Birinde 40 milyar var, diğerinde 1 lira yok. Uçurum zenginlerle fakirler arasında uçurum açılmış. İslam orta sınıfı arttırıyor. Ve bunu soyut değil, somut, müşahhas ölçülerle gerçekleştiriyor. İşte bu sebepledir ki bakır kaplar, taş kaplar vesaire, madeni kaplar kullanılabilir ancak altın ve gümüş. Tabi bugünlerde gümüş altın kadar, tarihte olduğu kadar yani çok değerli olmayabilir. Ama altın ve gümüş tarih boyunca bir iktisadi meta olarak elbette önemli bir meta olarak kayıtlara geçmiştir. Dolayısıyla biriktirmeyeceğiz, harcayacağız. Bir sene geçtiği zaman işte zenginlerden fakirlere gönül hoşluğuyla verilen böyle bir vergi var mı? Gönül hoşluğuyla. Bu vergiyi verince gönlünüz rahatlıyor, sevap kazandığınızı görüyorsunuz. Evet. Han Cabir'in radıyallahu anhu قال inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ala rajul min ansar. Peygamberimiz Ansar'dan birinin yanına girdi ve ma'ahu sahibun lahu arkadaşı vardı. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem imkan indeke ma un hadhihi eğer onun kabında gecenen bir suyu varsa onu içeriz ve illa kara anna yahud biz onu ağzımızda içeriz. Kap varsa kaptan içeriz yoksa kara anna yani kap olmaksızın doğrudan içeriz buyuruyor Aleyhisselamefimiz. Ve Huzeyfe radiyallahu anhu kal inennabiy sallallahu aleyhi ve sellem nehana anil hariri vaddi baj. Peygamberimiz bize erkeklere İpek elbiseleri, libaç yine bir ipek çeşidi, ipek elbiseleri haram kılmıştır. Ve şürbi fi aniyeti zehbi vel fıdda, altın ve gümüş kaplarını kullanmak, altın ve gümüşten içmek kadın ve erkeklere haram kılınmıştır. Ve kâle hiye lehum fid dünya, dünyada onların olsun, ve hiye lekum fil ahirette sizin için olsun. Yani Hristiyanların, Yahudilerin, Müslüman olmayanların bu kapları kullanması, kullanmaması bizim için önemli değil. Biz İslami hükümlere bağlanmak durumundayız. Kadınlar zinete, süse meygel oldukları için İslam aile hayatında eşler arasında birbirine süslenme gerektiği için kadınlara bu izin verilmiştir. Ve an ümmü selamete radiyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal ellezi yeşrebu fi aniyetil fiddah gümüş kaptan su, süt ayran vesaire içen innema yücerciru fi batnihi nara cehennem sanki cehennemde cehennem ateşinde e, karnı bununla kaynayacaktır. Ve fi rivayet bu Buhari ve Müslim rivayeti müttefakun aleyh. Ve fi Müslim Müslimin rivayetinde şöyle bir farklılık vardır. İnnellezî ye'kul ye ev yeşrebu fi âniyetil fiddati ve zehab. E, gümüş ve altın kaplarda yemek yiyenler, su içenler. Ve fi rivayetin bu ifade vardır. Ve fi rivayetin lehu, Müslüm'ün bir başka rivayeti şu şekildedir. Men şeribe fi inain min zehebin ev Kim gümüş ve altın bir kapta bir şey içecek olursa, su dedik, işte çay olsun, kahve olsun, bir başka yani meyve suyu olsun, içecek herhangi bir şey içen kimse ve innema yucercir fi batnihi naram min cehennem sanki karnında cehennemden bir ateşi kaynatmış gibi olmaktadır. Evet. Altın ve gümüş hiç kullanmadık. Yemek yerken, su içerken kullandığınızı zannetmiyorum. Ama gümüş çatallar, gümüş kaşıklar, Gümüş tabaklar maalesef bugün birçok yerde kullanılmaktadır. Bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in uyarısıdır. Efendim gümüşün kıymeti nedir diyemezsiniz. Bugün için gümüş değeri belki altından çok daha düşük olabilir. Ancak biz emri nebevi emri uygulamak zorundayız. Önce uygulayacağız, sonra sebeplerini, hikmetlerini, inceliklerini düşüneceğiz. İktisatçılarımız düşünecek, hukukçularımız düşünecek, psikologlar, sosyologlar düşünecek. Toplum arasındaki bu farklılaşma, tabakalaşma, toplum arasındaki e, maddi noktadaki bu gruplaşmalar, elbette önlenmeli ve toplum birbirine daha bir sıcak yüzde, daha bir sıcak kalple bakmalıyız. Zekatla fakirin gönlünde zengine karşı kin, haset, kıskançlık ortadan kalkıyor. Allah ona verdi, o da bana verdi diyor. Veren Allah, alan Allah, ikram eden Allah Ya Rabbi sana hamd olsun diyor fakir. Zengin de fakir bunu kabul ettiği için o da Allah'a hamd ediyor. Her iki tarafta huzur buluyor. Her iki tarafta dünya ve ahiret saadetine erişiyor. İslam'ın İslam dininin ana hedefi dünya ahiret saadeti. Rabbi masiyev elis